Herkese merhaba arkadaşlar ben Can Gülen birlikteyiz. Bugün arkadaşlar Spatoy amcasına kışkırtma yapmış 2019'da. Ondan sonra videoya girsemiş 2019'da. Şimdi videoyu buldum. Bakalım amcasına nasıl kışkırtma yapmış Spatoy. Spatoy amcasına kışkırtma yapmış. YouTube'a atmış. YouTube'dan girsilmiş. Ben o videoyu buldum. Şimdi bu videoyu başlatıyorum. Beni kullanmaya çalışıyorsun ve ben bunu ne yaptım? Boşluk değil. Instagram'ını kapatacaksın. Sosyal medyanın hepsini kapatacaksın. Ben şu an Allah'tan korkmasam şu an senin ırklarını sıkarım. Kamerası da gelecek, bilgisayarı da gelecek, verdiğin paralar da gelecek. Ve sen hiçbir şeysin, hiçbir şeysin. Evet. Bu kadar! Evet. Bugün gerçekten çok fena bir şaka yapacağım amcama. Amcama bugün psikolojik kışkırtma yapıyoruz. Evet, amcamı gerçekten zorlayacağım bugün. Bugün gerçekten çok kötü bir çocuk olacağım. Çok fazla bugün de... Zaman. Bu ana kameramı... ...izleyeceğim bu videoda, özür dilerim. Kamera olmuyor, o yüzden hazırladım videodan önce. Böyle bayağı gizli. Zorladığın zaman görürsün. Ama o sinirle, o tartışma içerisinde insanın beyni kameralara pek yoğunlaşamaz zaten. Bu tabelamızı da buraya kırıyorum. Evet, bu salonu alıyor, şu kısmı alıyor, oturduğumuz yerleri alıyor. Fakat şu taraf da var, bu taraf için de farklı kamera kuracağım. Buraya da bir GoPro kuralım. GoPro'muz nerede? GoPro'muzun nerede olduğunu göremedim bak. Buradan alabiliriz bence. Şu GoPro çok dikkat edilen bir şey değil. Onu da şuraya saklamak istiyorum. Şöyle işlerde dursun, biraz karanlıkta dursun. GoPro'nun ışığını gizlememiz lazım. Aynen. Tamam, şu anda ışığı gözükmüyor. Güzel. Tamam, bütün kameralarımızı ayarladık. Orada bir kamera var. Şurada bir kamera var. Dikkatli bakmadığın zaman kesinlikle gözükmüyor. Burada ses... ...demiyorum bugün gelmeni. Şerefsiz. Karısıyla pazara gitmek isteyen adama engel oldum. Çok büyük bir şey değil belki de ama şu an biraz kötüleştik. Tamam, şimdi kameramanımızı da yolluyorum. Artık olay bende. Hadi başlayalım videoya. Hani pantolonla falanım ya video girişi için. Üstüne değiştireceğim. Eşofman falan giyeceğim. Ev halindeymiş gibi. Hemen geliyorum. Değiştirdim üstümü. Hazırım. Geldi. Şerefsiz ol. Şimdi gideceğim. Yüzüne bile bakmadan odama gel diyeceğim. Gel otur. Gel. Oğlum acele gel. Son zamanlardaki davranışların hiç hoşuma gitmiyor. Kafayı mı yedin lan sen? Gerçekten yani son zamanlarda çok yanlış davranıyorsun. Yaptığın şeyler falan yanlış yani. Ne mesela söyle. Beni kullanmaya çalıştığını hissediyorum. Hatta hissetmiyorum, böyle bir şey var. Net bir şekilde yani. Videolarda daha çok öne çıkmaya çalışıyorsun. Habire beni çek yapıyorsun. Oğlum sen geri zekalı mısın lan? Ben sana ne zaman dedim ben? Ben sana bir kere... Habire ikide bir gel fotoğraf çekelim, gel selfie atalım. Kaç tane ben, fotoğraf? Ben istesem habire çekersin habire. Enes geldi fotoğraf çekelim, Enes şunu yapalım, Enes beni de etiketle yani. Hayır lan sana, vallahi ben sana bir şey demiyorum. Sen kaç tane senden fotoğrafın var bana? Hayır ben istemiyorum, beni kullanmaya çalış. Sen hissettim biraz ama bu yüzden çekmiyorum seninle fotoğraf. Yani iğrenç bir şey, anladın mı bu? Amcası yeğenini kullanmaya çalışıyor. Dünyaya bakar mısın? Sen ne zaman kullandım ben seni? Habire kullanmaya çalışıyorsun. Ne yaptım ben sana? Burada istediğin kadar dolap açık, istediğin kadar yemek yiyorsun. İki günde bir kartı veriyorum, alışveriş yapıyorsun. İstediğini yiyorsun abi, paşalar gibi yaşıyorsun. Ne güzel dünya bırakayım. Herkes istediği gibi yaşasın. Dolaba yemek koyuyoruz. Ben gidiyorum yemek almaya, peynir yemek istiyorum. Bir bakıyorum amcam yemiş. Kartı veriyorum, kendine sigara alıyorsun. Bir şey demiyorum iki devir. Ben sigara alıyorum kendime. Evet. Kaç kere ekstrede sigara var? 5-6 paket almışsın. Ya iyi misin lan bugün? Ciddi misin sen bunlar? Ya ciddiyim. Ya gerçek diyorum, salak mısın sen? Beni kullanmaya çalış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir aksaklık oldu.
Videomuza devam ediyoruz. Bundan hoş değilim. Sen beni kullanmaya çalışıyorsun. Ben ne yaptım? Adana'dan dedim amcam gelsin, ailemden biri yardım etsin bana. Geldiğinden beri abire kullanmaya çalışmalar. Tamam, okey, yardım ettim. Bir sürü borcum vardı, hepsini kapattım, bir şey demedim. Vermeseydim bir şey, para vermeseydim. Yani yaptığın yanlış, anladın mı? Ben sana yardım etmesem orada ailene yemek yediremeyecek durumdaydım. Yani sinirliyim sana çünkü son zamanlarda... Allah razı olsun, ben elini öpeyim yani. Ben Adana'da yaşıyordum yani. Yaşıyordum da yani çocukların yemek yemeyecek durumdaydı. Sen gelmişsin, yaptığın şeylere bak. Yani biraz şey ol ya, yani insanları... Ben seni sevdiğim yani düşün, ailemden biri olduğun için sana bütün kapıları açıyorum. İnsanlar seni tanıyor, seviyor. Sen abine arkamdan da bir şeyler söylemişsin, helal olsun. Muhteşemsin ya, bir yani iğrenç hissediyorum, anladın mı? Sen bunu bugün benim sabrımı denemeye mi yaşayalım? Hayır, senden net bir şeyler isteyeceğim, anla. Kartı veriyorum, istediğin yere. Ne götürmüşüm? Bana bir tane bir şey söylesene. Yani çocukların hayatını kurtardın. Sen bir şey yapamıyordun. Ne yaptın benim çocuklarım? Sen bir şey yapamazken ben onun hayatını kurtardım. Ne yaptın? Şimdi ne kadar para kazanıyorsun? Ya biraz minnet duy ya. Maaş da veriyorum sana burada ailene bakabildiğin. Kazandığın parayı biz hak etmeye çalış. Anladın mı? Başta kardeş, tamam şey yapıyordun falan ama ben ne kadar iyi davranırsam sen o kadar şeysin yani. Vada. Maaşın senin olsun. Almıyorum senden maaş. Ya maaş sen benim, ben hayır, ben para vermeyeceğim zaten. Artık vermeyeceğim. Ben anladıktan sonra sana para bana vermeyeceğim. Hatta verdiğim paraları da geri istiyorum. Borcunu kapat. Sen oğlum bayat mısın sen ya? Borcunu kapattın. Boşuna mı? O zaman çalış kazan tekrar. Tamam, çalışın kazan. Nerede çalışıyorsun? Tamam ama şöyle bir şey de var. Benim üzerimden kazandığım ekmekle kazandığım ekmekteki parayı istemiyorum ben. O benim sayemde kazanılmış para zaten. Mesela sosyal medya hesaplarını kapatmanı istiyorum. O kadar takipçi benim sayemde yaptın. Kapat. Abi kapatmanı istiyorum. Benim yanımda artık bulunmayacaksın. Benim sayemde kazandığın her şeyi kapatmak zorundasın. Kapatacaksın Instagram'ını. Hatta Orçun kanalını da kapatsın. Gitti. Baktım videolarına. Ben yokum. Enes Batur yazıyor videoyu. Ne olmuş yani? Ya, sus ona, yalan söyleme, götünden uydurma ya. Ne zaman çıkıyorsun sen? Gelmiş ya. Sette bir anda vlog çekmiş. 800 bin izlenmiş. 900 bin izlenmiş. Orçun niye izleniyor? Senin çocuğun diye mi izleniyor? Benim yüzümden izleniyor. Birincisi... Orçun kanalını kapatacaksın. İkincisi sen Instagram'ını kapatacaksın. O diğer saçma uygulamanın hepsini kapatacaksın. Son ne haliniz varsa gidiyorsun. Adana'ya mı dönüyorsunuz? Nereye dönüyorsunuz? Hatta Antalya'da sizi barındırmak istemiyor. Şunu göreyim mi? Niye kapatıyorum ben Orçun'un kanalını? Benim sayemde yaptın. Senin sayende sen. Benim sayemde yaptın. Ya sus ya. Benim sayemde yaptın. Sana sana konuşuyor ya. Benim sayemde. Orçun ne zaman sana Orçun senden film yaptı? Benim sayemde yaptın. Ne yaptın? Bir tane video söyle. Çocuk bir sürü. Bir o şeyime geldi, setime geldi. Lan setine geldin, setine geldin. Bir sürü adam orada video çekti. Ya bana ne Orçun ya? Benim sayemde yaptın. Tabii işte. Senin mi çekti o? O gelen insanlar iyi insanlar. Senin niyetin mi? Lan çocuk da böyle. Sana Enes abi diyor şöyle böyle diyor. Belki şu... Şu sen... Ya bana ne, bana ne senin çocuğun da? Görse geri zekalı sal... Biraz ilerleteyim arkadaşım, bakın çok sıkıcı. Kapattırım hepsini. Ne yapsın? Hepsini kapattıracağım. Kapat. Hayır, bitmedi. Götüne de akına yaparsın. Kapatıyorsun. Enes bak. Ne tek? Ne yaptın sen? Bunu nasıl ödeyeceksin? Hiçbir şey kazanmıyorsun. Kaç lira veren? Nasıl ödeyeceksin onu? Kaç lira? 150 lira. Tamam, vereceğim. Ver hadi. Vereceğim. Hadi ver, veriyorum sana ver. Hadi ver. Hadi ver. Ha Enes, beni vallahi gelme. Ya ver, parayı ver. Bak beni gelme. Parayı ver. Allah'ını seversen. Ver, sigara ver dedi beni biliyorsan. Param yok şu. Sigara ver. Ben yok işte, anladın mı? Nasıl verdin? Neye dayanarak? Tamam ben. Neye dayanarak veriyorsun? Bekle, ben akşam getireceğim o parayı. Akşamım da değil ya, ben şu an izliyorum. Şu an benim mağazalar geldi. Enes bak, siktir onu, giderim ben. Ya nereye gideceğim? Ne gidecek yerim yok. Evde ben aldım, her şeyi ben aldım. Komiksin, anladın mı? Yani yapabilecek hiçbir şeyin yok ama dağları kendi yaratmış. Dağları kendi yaratmış. Sen bana el mi aldın? Evet. Nerede lan? Ya bütün senin... Lan sana bütün bu koltuk, bu koltuk bak. Sen oturuyorsun. Sen oturuyorsun şu koltuğa. Bok götürüyor ya. Pislik içinde pislik ya. Pis bir insansın. Kötü bir insansın. Bak bu insanın el bu ya. Şeref. Ya geldi. Dışarıdan dışarı der ki lan bunlar... Ya sen hiçbir şeysin. Ya sala konuştun. Babana arayacağım bana. Ver! Hadi şu kulaklığın parasını ver bana. Şu kulaklığın parasını ver bana. Ya onu... Onu ha oraya
Ha, ben bana atmışım bak. Vallahi sen parçalamışsın. Benim. Ver telefonu, ver o telefonu da benim. O telefonu da benim. Ben vermedim mi? Sen vermedin mi? Ver, verdin. Ya bir sus. Ne kadar ya? Sus ya. Benim değil mi? Ver onu. Lan ne saygına kalmamış lan şu konuştuğun. Benim şu telefon. Vermiyorum. Benim. Vermiyorum. O telefonu aldın. Sana hakkını helal etmiyorum. Ben senle muhatap bile olmak istemiyorum çünkü IQ seviyesi 10 olan bir insansın. Şu kuş da akıllı yani. Şu kuş en azından şuradan nasıl çıkacağını biliyor. Kaçış maçış bu ben çocukla boşlar amca değil mi? Sen amcam değil. Amcam değil. Anlamıyor musun ya? Yüzüne saydırıyorum senin ya. Yüzüne saydırıyorum ya. Sakin ol lan. Yüzüne saydırıyorum seni. Parçalar burada. Telefon ver. Ya böylesin ya. Sen aileden yetişme tarzından böylesin. O aileme karıştırma oğlum bak. Sınadı mı ben? Neyse. Artık bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Demir kapıyı örtme bak, açılmıyor. Bunun devamına gelmesini istiyorsanız like atın ve görüşmek üzere.